Sənin sevgin ilə geçildi candan. Sənin sevgin ilə geçildi maldan. Sənin sevgin ilə köleler hür, kız çocukları özgür oldu. Sevgin ilə kısık sesler gür, zalimler zebun oldu. Sənin sevgin ilə okşandı yetim başlar. Sənin sevgin ilə dindi acılar yaşlar. Sənin sevgin ilə bölüşüldü ekmekler aşlar. Sənin sevgin ilə eğildi secdeye başlar. Sənin sevgin ilə kardeş oldu yürekler. Birleşti eller, duygular, dilekler. Sənin sevgin ilə yokuşlar düz. Sənin sevgin ilə karanlıklar gündüz oldu ya Resulallah. Sənin sevgin ilə dönüştü ateşler güle. Sənin sevgin ilə kavuştu güller bülbüle. Sənin sevgin ilə vahşiler oldu hazret. Ne olur efendim, bize de tebessüm et. Bize de nazar et. Bize de şefaat et. Selam olsun alemlere rahmet olarak gönderilen kainatın solmayan gülüne. Reisimiz, önderimiz, efendimiz, her şeyimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Selam olsun onu, onun yeryüzü yıldızları olan şanlı ashabına. Selam olsun tabine, selam olsun şühedaya. Selam olsun Bedir'den Çanakkale'ye kükreyen aslanlara. Selam olsun Filistin'e, Arakan'a. Selam olsun Doğu Türkistan'a, Karabağ'a. Selam olsun hak davanın hak erlerine. Selam olsun şerden, kötülükten çekinen ve sakınanlara. Selam olsun, selam olsun hayırda yarışanlara. Selam olsun bizi izleyen kıble yürekli, içi alev alev Müslümanlara, kocaman yürekli canlara. Allah'ın affı, afiyeti, rahmeti, bereketi üzerimize olsun diyoruz. Gül-i Muhammedi'den esintiler sunmaya çalışan muhabbetin programı Gül Deste'den hepinize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sohbetimize her zamanki gibi teşrif eden İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Sayın İsmail Erdoğan hocamla başlayacağız. Hocam hoş geldiniz. Size de selam olsun. Hoş bulduk. Aleyküm İyisiniz selam. İyisiniz inşallah hocam. Çok şükür, çok teşekkür ediyorum. Hamdolsun. Sizler de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun hocam. Vallahi sizi aramızda görmek çok güzel hocam. O şeref bize ait efendim. Sağ olun. Allah razı olsun hocam. Bu ara seyircilerden de yine WhatsApp'tan şuradan buradan bir sürü selam alıyoruz özellikle yurt dışından. Ha, onları da size ileteyim. Aleykümselam. Hemen muhabbetimize geçiyoruz inşallah hocam. Türk düşüncesinde devlet dedik hocam. Evet. Hocam devlet, siyaset, hükümet ne demektir? Hocam? Evet. Tekrar iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Tabii ki devlet dediğimizde efendim bir toplumun organize edilmiş hali devlet. Evet. Yani şöyle düşünelim, insan toplum içerisinde yaşamak zorunda olan bir varlıktır. Şimdi bu varlığın toplum içerisinde kimseyle kavga etmeden, dövüşmeden, huzur içerisinde yaşayabilmesi evet. için mutlaka bir takım kurullara ihtiyaç vardır. İşte biz buna devlet diyoruz. Evet. Yani hakimiyetin anlaşmak suretiyle toplumdan, halktan alınıp efendim bir kısma yani yöneticilere verilmesine biz genel anlamda devlet diyoruz. Evet. Tabii bu işi yapmaya da siyaset denir. Bu işi yapmaya da tabii siyaset. Eskiden buna politika derler. Arapçada bu iş siyasettir. Nedir? Toplumla ilgili işleri üstlenmek, yönetmek, yürütme sanatı. Evet. Aslında hocam siyaset bir sanattır. Yani bu kadar diyelim ki Türkiye'yi düşünelim. 82 milyon insan. Bu evet. insanı çatıştırmadan, birbirleriyle düşman hale getirmeden, huzur içerisinde, mutluluk içerisinde, refah içerisinde yürütmek gerçekten büyük bir sanattır ve bundan dolayı evet, da bu işi yapanlar aslında büyük işler yapıyorlardır. Evet. Bakınız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, mesela yarın diyor işte kıyamet gününde o ateşin en hararetli olduğu dönemde bazıları gölgeleneceklerdir diyor. Yedi zümre. Evet. Bunlardan bir tanesi de neydi? Adil devlet başkanı. Adil devlet. Arşın ama gölgesinden tabii, başka gölgenin olmadığı bir yerde. Tabii bunun için. Çetin zamanda. Hocam işte onun için eğer bu işi becerirlerse sevabı çok büyüktür. Evet hocam. Ama beceremezlerse. Vebali çok. Vebali çok büyüktür. Onun için çok dikkat. Yani bir ateştir diyelim. Evet. Hükümet ise hocam kavramlar, çünkü biraz sonra bu konuları göreceğiz. Tamam hocam. Görmeden önce de bu kavramları bir tanıtalım. Evet hocam. Bir devlete ait işlerin yürütülmesi demektir. Devlete ait işlerin devlete yürütülmesi. Devlete ait işlerin yürütülmesi demektir. Evet hocam. Şimdi millet için devletin ne kadar önemli, ne kadar gerekli olduğunu
büyük Türk hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman'ın bir sözü vardır. Evet, der ki halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Evet. Yani diyor ki halk içerisinde, toplum içerisinde en itibar edilecek kurum devlettir. Ama diyor daha önemlisi de bu devlette yaşayan insanların mutlu olmasıdır. Yani devletin görevi içerisinde yaşayan insanların mutluluğudur diyelim. Evet, şimdilik hocam bu tanımlarımızı böyle bitirelim. Hocam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de enteresan bir hadis-i şerifini okudum. Onu da müsaadenizle şey yapayım. Diyor ki devlet halinde bulunmayan cemaatte bulunanlar oradan çıksınlar diyor. Evet. Oradan çıksınlar. Demek ki devlet bu kadar önemli. Tabii hocam. Bakın şimdi affedersin hocam. Peygamber Efendimiz'in yapmış olduğu işlerden birisi de hemen halkı örgütlemek, bir takım kurumlar kurmak ve toplum içerisinde yaşayan, yani cahiliye toplumun adetlerini değiştirerek toplum içerisinde yaşayabilecek bir seviyeye getirmektir. Hocam hemen ikinci sorumuza geçiyoruz. Tamam, Allah hocam razı olsun. İki Yahudi birleşince şirket, iki Türk birleşince devlet kurarmış ki öyledir. İnşallah evet, devletimiz var olsun. Devletimiz baki olsun inşallah. Türk İslam devlet anlayışının oluşmasında hangi kaynaklar etkili evet olmuştur hocam? Şimdi önce hocam siz de söylediğiniz gibi yani Türklerin en çok yaptığı işlerden, yani en iyi becerdiği işlerin başında devlet kurmak geliyor. Yani bugünkü Türkiye Cumhuriyeti devletimiz her ne kadar 1923'te kuruldu desek de aslında bizim devlet geleneğimiz ta tarihi kaynakların verdiği bilgilere göre Metehan'a kadar gitmektedir. Dolayısıyla Türk İslam devlet anlayışının oluşmasında etki eden unsurları şöyle sıralamak mümkündür. Birincisi eski Türk devlet anlayışı. Evet. Yani Türkler tarih sahnesinde çıktığından beri medeni olarak yaşamışlar ve her zaman bir devlet çatısı altında efendim varlıklarını devam ettirmişlerdir. Ana gövdeden ayrılıp başka yere giden Türkler tekrar orada örgütlenip yine bir devlet kurmuşlardır. Evet. Evet. Birincisi Türk milletinin ruhunda olan, Türk milletinin genlerinde olan devlet kurma yetisi diyelim, kabiliyeti ister istemez bizdeki devlet fikrinin kaynaklarının başında gelmektedir. Evet hocam. İkinci bir Müslüman olduktan sonra bizdeki devlet anlayışının kaynaklarından ikincisi ise İslam dinidir. Yani İslam'ın Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber'in hadisleri, Hazreti Peygamber'in sünneti, Kur'an'daki temel ilkeler, işte bu ilkeleri uygulayabilmek için bir devlet haline gelmek gerekir deniliyor ve birçok prensipleri de aslında Türk devlet anlayışında Kur'an-ı Kerim'den ve Hazreti Peygamber'in hayatından aldığını görüyoruz. Bununla yetinmemişiz hocam. Bununla yetinmemişiz. Bir de bizim dışımızda, yani Türk ve İslam'ın dışında olan diğer milletlerde acaba neler yapmışlar? Bunlar politikaya dair, siyasete dair neler yazmışlar diye oraları da araştırmışız. Mesela bizim büyük Türk İslam filozofu Farabi, zaten evet, siyaset felsefesi dediğimizde ilk aklımıza gelen Farabi. Farabi'dir. Muallim-i Sani denen ikinci öğretmen. O da eski Yunan dediğimiz, yani antik Yunan dediğimiz, Sokrat gibi, Eflatun gibi, Aristo gibi düşünürlerin evet, acaba bunlar neler söylüyorlar diye onlara bakmış ve Platon'un devlet diye kitabı var dediğimiz. Tabii devlet diye, kanunlar diye, Aristo'nun da politika diye kitabı var. Değil mi hocam? Tabii. Şimdi ister istemez yani o dış kaynaklar da epey incelenmiş. Çok incelenmiş hocam. Yani şöyle diyelim aslında 700'lü yılların sonuna doğru evet, Abbasi halifesi Memun bir tercüme bürosu açıyor. Beytül Hikme diye. Orada eski milletlere ait Yunanlar olabilir, İranlar olabilir, Hintliler olabilir. Oralardan bazı kitapları tercüme ettiriyor. Evet. İşte tercüme edilen kitapların arasında bunlar da var. Yani evet, Eflatun'un kitapları, Aristo'nun kitapları gibi. Müslüman düşünürler bunlardan da istifade ediyorlar. Yani demek ki bizim Türk devlet anlayışına baktığımızda bir eski Türk devlet anlayışından gelen özellikler var. İslam'dan aldığımız kaynaklar var. Ayet, ayrıca ayrıca bir de Türk ve İslam dışında olan ama klasik olan, kendini kabul ettiren kitaplar, onları da bir araya getirmişiz ve bunlara harmanlayarak
bir siyaset anlayışı, bir devlet felsefesi ortaya çıkarmışız. Evet hocam. Evet. İşte bunu ortaya çıkaranların başında Farabi geliyor hocam. Bakınız Farabi ölüm tarihi 950. Yani nereden baksak 1100 yıla yakın. Evet. Önce yaşamış. Aynı zamanda Farabi'nin bir özelliği, kendisi biliyorsunuz Türktür. Kazakistan bugün efendim Kazakistan sınırları içerisinde kalan Otrar vilayetinde doğmuş. Evet. Orada aynı zamanda yöneticilik yapmış. Yani bu sadece teorik olarak şöyle olması gerekir demiyor. Aynı zamanda kendi uygulamış da. Tabii fiili olarak kadılık yapmış. Evet, çok güzel. Yani kadı bir şehri yöneten, bir şeyin her şeyi. Orada bu işi yönetimini yapmış. Daha sonra oradan ayrılıp Bağdat, Şam, Mısır buraları gezmiş. Hem İslami kaynaklar, hem eski kaynaklar, hem Türk düşüncesini bir araya getirerek Türk İslam düşüncesinde en güzel ideal devlet anlayışını ortaya koyan Farabi'dir. Onun bir kitabı var hocam. El Medinetül Fazıla. Yani erdemli toplum, erdemli devlet. Oraya da geleceğiz değil mi? Evet, oraya da geleceğiz. Oraya da işleyeceksiniz evet. Bize hocam. Evet. Tamam, nasip olursa. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Devlet ki ilk işi harabelerle kırık gönülleri tamir olacak. Devlet ki haksızın sırtına kırbaç, haklının omuzuna samur olacak. Devlet ki bayrağı altında yıllar saadetle dolu ömür olacak. Duysun iklimi Rum, diyarı küfür. Cihan içre büyük umur olacak. Gönüller İslam'ın ruh teknesinde Türk milleti halle hamur olacak. Firavun gururu hak ile yeksan, Nemrut ateşleri kömür olacak. Onda dikenlikler gül bahçesi, onda çirkinlikler dumur olacak. Osman'ın gönlüne düşen kıvılcım asırlar boyunca münir olacak. Onun devletinin hadsizliğine Allah'ın takdiri sınır olacak. Emek ekmeğinin helal lokması onun sofrasında yenir olacak. Onun devletinde insan kendisini insan gibi bulacak, asr-ı saadette sanır olacak. Devlet ki haksızın sırtına kırbaç, haklının omuzuna samur olacak. Bu ara destan şairimiz Osman Yüksel, Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu'nu da hemşerimizi de rahmetle evet, anarken rahmet eylesin. Devletin görevleri nelerdir evet. Hocam? Tabii devletin görevlerini söylerken sen biraz önce söyledin bir kısmı. Estağfurullah. Estağfurullah. Tabii onu şöyle bir toplayalım hocam. Devletin görevi bir tek cümle. Halkın evet. Mutluluğunu sağlamaktır. Evet. Halkın huzuru. Mutluluğunu, huzurunu sağlamaktır. Şimdi bunu hemen hemen hepimiz biliriz. Yusuf Has Hacib'in bir kitabı vardı hocam. Kutatku evet. Bilik. Siyasetname türünde yazılmış devlet başkanına öğütlerden oluşan bir kitap. Yani diyor evet. ki bir devlet başkanı ne yapmalı? Efendim devletin diğer görevliler, veziri ne yapmalı? Bakanı ne yapmalı? Valisi evet. ne yapmalı? Diğeri ne yapmalı diye. Ama orada bir şey söylüyor. Bakın kitabın adına efendim siyaset demiyor. Kitabın evet. adına hükümet demiyor. Kitabın adına mutluluk veren bilgi diyor. Evet. Bak şimdi mutluluk veren bilgi derken şunu kastediyor. Diyor ki devlet başkanı o kadar efendim işleri eline alacak, çekip çevirecek ki o ülkede yaşayan herkes diyecek ki bu devlet benim, ben bu devlette mutluyum, bu devlette huzurluyum. Evet. Ama diyor ki Farabi ile beraber ikisini karşılaştırdığımızda peki böyle bir devlet hangi ilkeler çerçevesinde oluşur? Tamam, halkı mutlu edecek ama ne yapması gerekiyor halkı mutlu ede? Dediğimizde hocam dört tane temel prensip söylüyor. Dört temel prensip. Bunlardan bir tanesi bilgelik. Evet. Yani biz buna hikmet diyoruz. Nedir bu bilgelik? Devlet başkanı ve devleti yöneten kişiler bilge insanlar olacak. Bak hocam evet. dikkat edersen bizim eski Türk devlet başkanlarının ünvanlarından birisi de bilgeydi. Bilge evet. Kağan. Bak, evet. Şimdi bu isim rastgele sıradan verilmiş bir isim değil. Bizim Türk devlet anlayışında da devlet başkanlarının hikmet sahibi olması yani bilgelik sahibi olması istenir. Bu özellik en üstün özellik yöneticilerde bulunması gereken özellik. Evet. Yöneticiler bilge olacak diyor. Peki ne olacak başka? Ne olacak hocam? Bir de ülkeyi savunacak
tehlikelere karşı savunacak bir güvenlik güçlüğü olacak. Evet. Yani askeri, polisi, bekçisi neyse. Bunlarda da diyor şu özellik olacak. Bunlar da yiğit olacak. Yani şecaat dedikleri. Yani gözü pek olacak, korkusuz olacak. Devlet için, millet için kendisine verilen emirleri yerine getirecek. Tabii. Demek ki bir, yöneticiler bilge olacak. İki, güvenlik güçleri yiğit olacak. Evet hocam. Peki geriye kim kaldı? Geri kalan halk. Peki halk ne olacak? Ne olacak hocam? Diyor ki halk da iffet sahibi olacak. İffet da, demek hocam. Çok önemli. Evet. İffet demek ölçülü olmak her alanda. Mesela hepimiz insanız. Bir takım isteklerimiz var. Arzularımız var. Öfkelerimiz var. Sinirlerimiz var. Ama diyor halkı o şekilde eğiteceksin ki diyor halk ölçülü olacak. Öfkelenirken ölçülü olacak. Evet. Efendim mevki, makama, paraya, pula, mala bir şeyler elde etmeye yeltenirken yine ölçülü olacak. Evet. Ve dolayısıyla diyor hakkı olmayan bir şeyi istemeyecek. Kendi hakkı olan bir şeye de sahip çıkacak ve bizim İslami bir kavramla söylersek ifrat ve tefritten uzak duracak. Evet. Şimdi üç tane özellik saydı hocam. Evet. Dedi ki yöneticiler bilgi olacak. Güvenlik güçleri yiğit olacak. Evet. Halk ölçülü olacak, iffetli olacak. Demin biz dört tane erdem saymıştık, dört temel ilke saymıştık. Evet. Bunun dördüncüsü de adalet. Peki adalet nasıl gerçekleşir dendiğinde şöyle diyorlar hocam. Bu devlet anlayışı üzerine fikir yürüten, o anlayışı üzerine kitap yazan, özellikle Farabi gibi, Yusuf Has Hacip gibi düşünürlerimiz diyor ki, eğer bu üç özellik yerine gelirse, dördüncü özellik, yani adalet kendiliğinden tecelli eder. Adaleti evet. Tekrar yeniden gerçekleştirmek için artı bir şeyler yapmaya gerek yok. Yani bir devlet başkanı veya devlet yöneticiler bilge, efendim güvenlik güçleri yiğit, evet. Halk da iffetli olursa adalet kendiliğinden tecelli eder diyor. Evet. Ama diyor daha sonra ben şimdi tarihten itibaren bir özetliyorum hocam. Evet. Yani bir görüşe, bir filozofa, bir düşünceye bağlı kalmadan bu işi. 1072 yılında vefat eden Osmanlı düşünürlerinden Kınalızade Ali Efendi. Evet hocam. Bakın 1072 Kanuni'nin ölümünden 6 yıl sonra da kendisi vefat. Yani evet. Osmanlı Devleti'nin en zirvede olduğu, mevki, makam, şan, şöhret, para, pul, bütün cihana hakim olduğu ve evet. Akdeniz'i bir Türk gölü haline çeviren Kanuni'nin döneminde yaşamış bir düşünürümüz. Diyor ki tamam, yani adalet olması gerek. Ancak diyor, bu adaletin devam edebilmesi için de 3 tane şart vardır diyor. Evet. Tamam, yani adalet tecelli etti. Neyle? Bilgelikle, yiğitlikle, iffetle adalet ortaya çıktı. Bir de bunun devam ettirilmesi lazım diyor. Evet. Onlardan birisi de şu. Adaletin devam etmesi için bir, diyor ki güzel kanunlar yapmak lazım. Evet. Kanuni, kanun ismi nereden verir hocam? Kanuni. Kanun yapıyor. Babam yapmış. Ha. Diyor ki hakka, hukuka ve dine uygun kanunlar yapmak lazım. Evet. Birincisi bu. İki, bu kanunları uygulayacak eleman yetiştirmek lazım. Yani yetiştirdiğimiz eleman evet hocam. Açacak sadece kitaba bakacak. Kimin yaptığı, ne yaptığı önemli değil. Yaptığı bir iş var. Kanundaki karşılığı nedir? Bu istersen diyor en alt seviyede bir vatandaş olsun, isterse devletin en üst makamında olan birisi olsun. Eğer yaptıkları kanuna uymuyorsa eşit şekilde diyor buna davranılacak. Yani öyle adamlar yetiştireceğiz diyor. Evet. Üçüncüsü ise diyor ki ülkede elde edilen gelir, servet adil bir şekilde dağıtılacak. Yani demek ki devlet yönetmek öyle kolay değil. Tabii şimdi adaleti tesis edeceksin. Adaleti tesis edeceksin. Yani kolay değil. Bir olmadan da olmuyor. Tabii hocam şimdi insan zor bir varlık. İnsanı tatmin etmek zor bir şey. Gerçekten. Evet. Yani Kınalızade diyor ki adaleti devam ettirmek için bir güzel kanunlar yapacaksın diyor. Yani halkın ihtiyaçlarını iyi tespit edip ona göre kanun yapacaksın.
İki, bu kanunları uygulayacak eleman yetiştireceksin diyor. Üçüncüsü de dinar-ı mizani dediği serveti ölçülü bir şekilde tabana kadar yayacaksın. Bugün mesela dünyada baktığımızda kapitalist sistemler var. Nedir? Para belli gruplarda, belli ailelerde, belli şirketlerde efendim toplanır. Halkın büyük kısmı sadece efendim işte karın tokluğuna veya bir ücret karşılığı çalışır. Ama Kınalızade diyor ki bu ilkenin uygulanması lazım. Eğer bu ilke uygulanırsa o ülkede adalet varlığını devam ettirir diyor. Evet hocam. Evet hocam. Hocam devlet başkanında bulunması gereken özellikler nelerdir? Tamam şimdi bu yani kadar... bir tane devleti geçtik ama hocam dediğiniz gibi bitmiyor ki. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar doğru söylemiş. Yine tabii onun her şeyi doğru. Eyvallah. Demek ki o arşın gölgesinde gölgelenmeyi de hak ediyorlar. Tabii. Şimdi devlet başkanında bulunması onlara... gereken, bunu Farabi'den okuyalım hocam. Farabi'den. Peki hocam. Yani Farabi bu işi çok güzel bir şekilde özetlemiş. Özellikle o El Medinetül Fazıla adlı eserinde biraz önce zaten bir kısmını saydık. Dedik bilge olacak dedik. Evet hocam. Ha bilgeliği açalım biraz. Neler bilecek diyor. Bir, efendim teorik bilimleri bilecek. Yani devlet başkanı dediğimizde aslında karşımıza bir bilim adamı tipi çıkıyor. Evet hocam. Farabi'nin dediğine göre. İki, teoride bildiği şeyleri pratiğe dökebilme kabiliyetine sahip birisi olacak. Evet hocam. Yani bakacak, diyecek ki efendim bu halkın mutluluğu, huzuru için, gelecekteki olacak şeyler için teori üretecek. Yani nazariye dediğimiz. Teori, İleride şöyle olabilir, bu böyle olabilir. İkincisi, ürettiği bu nazariyeyi uygulayabilecek. Böyle bir özelliği de olacak. Başka ne var hocam? Efendim, ikna kabiliyeti olacak. Yani niye böyle yaptığını vatandaşa inandıracak. Ama önceden çok iyi düşünecek. İşi pratiğe dökecek. Daha sonra da niye böyle yaptığını vatandaşa anlatacak. Hocam liyakat devletin şeyi içinde mi yoksa o da mı devlet başkanlarının gözetmesi gereken bir şey mi? Şöyle hocam, tabii önce Farabi diyor ki önce devlet başkanı seçilecek kişilerin bu işe layık olup olmadığına bakılacak. Değil mi hocam? Önce ona bakılacak. O layık olan insan bulunduktan sonra diyor o da kendi özelliği gereği tekrar liyakat sahibi insanlara atayacak. Yani buradan şunu anlıyoruz. Farabi'nin dediğine göre, hatta Farabi şöyle söylüyor hocam. Farabi buna kurucu başkan diyor. Yani bir devlet başkanının kurucusuna ilk reisül evvel diyor kendisi. İlk başkan, kurucu başkan. Evet. Onda bulunması gereken özellikler. Yani tabiri caizse bilge bir şahsiyet olacak diyor. İkna kabiliyeti olacak. Efendime söyleyeyim başka ne diyor? Gerektiği yerde mücadele azmi olacak. Gerçekten zor iş hocam. Evet zor bir iş. Yani. Ve aynı zamanda diyor, İlginç bir şey söylüyor. Bedensel özellikleri tam olacak. Ama hocam işte ecdadımız böyle yükselmiş evet, değil mi? Evet. Tabii hocam. Ya da bu şimdi, ülkelere uyan devletler. Mutlaka hocam. Şimdi bu. Yani yücelir zaten. Şimdi Farabi'nin bu dediği şey binlerce yıllık bir tarihi tecrübe. Evet hocam. Ama diyor ki bir kişi başkan olursa iyi olur. Fakat diyor ilginç bir şey söylüyor ki bizim Türk devletlerinin anlayışında da uygulanır bunlar. Evet. Ender de olsa. Eğer diyor bu özelliklerin hepsi bir şahsiyette yoksa bunu tamamlayacak bazı özellikler diğer bir şahsiyette varsa ikisi de bir araya gelip devlet yönetebilir diyor. Mesela bizim Selçuklarda benim aklıma hemen o geliyor. Çağrı ve Tuğrul. Evet değil mi? Hemen aklımız o geliyor. Tuğrul Bey'le. Tuğrul Bey'le Çağrı Bey. Evet. Şimdi niye bunlar iki kardeş devleti yani tamam sen başkan ol ben geride kalayım dememiş. Çünkü bizim devlet anlayışımızda bu var zaten. Türk devlet anlayışında. Dolayısıyla bu özelliklere baktığımızda önce buradan şunu anlıyoruz hocam. Bak saydığımız özellikler bilgiye dayalı özellikler. Evet hocam. Biraz önce Yusuf Has Hacı'nın kitabını dedi Kutatku Bilik. Evet. Mutluluk veren bilgi. O zaman demek ki devletin temel görevi insanı mutlu etmek. Evet. Peki devlet başkanlığının temel görevi nedir? Bu mutluluğu temin etmek. Evet. Fiiliyata geçirmek. Peki bu mutluluk nasıl elde edilir? Devlet başkanı ve devlet yöneticilerin bilgi sahibi olmasıyla. Evet. Bundan dolayı mesela bizim İslam düşüncesinde evet, mutluluk nedir, nasıl elde edilir dediğimizde şu cevabı verir hocam. Bilgiyle elde edilir. Yani şöyle düşün, işi dini kısma getirelim istersen biraz da. Tabii hocam. Şimdi mesela diyelim ki bir Müslüman, bugün evet, İslam ülkelerine hep bakalım. İslam ülkelerinde bugün cehalet diz boyu.
İhanet diz boyu. Savaşlar, kan dökmeler, adam öldürmek, haksızlıklar, rüşvet ne ararsan var. Yani maalesef diyeceğiz ama, bir taraf, ama öyle hocam. Evet ya, tamam yani tamam yani söylemek ağrımıza gidiyor ama yani. Bir gerçek. Ama okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'de bütün bunların yasaklandığını söylüyor. Peygamberimizin hayatına baktığımızda önümüzde örnek bir şahsiyet var. Peki Müslümanlar niye böyle? Birçoğumuz da bunu bildiğimizi iddia ediyoruz. Yani yalan söylemenin iyi bir şey olmadığını hep biliriz. Ama fiiliyata geçirmeyiz. İşte buradaki bilgi, Ferhat Hocam bilgi derken evet, kastettiğimiz şey bizim İslam alimlerinin söylediği gibi ilmiyle amil olmak. Yani eğer bildiklerimizi uyguluyorsak bunun adı bilgidir. Bildiklerimizi uygulamıyor isek bunun adı papağan gibi tekrar etmektir. Evet. Yani bilgi dediğimiz şey eğer bizim ruhumuza yerleşmemişse, beynimize yerleşmemişse, kalbimize yerleşmemişse o bizde emanettir. Onu biz her an kaldırıp bir yere atabiliriz. Ona da Kur'an-ı Kerim gene cevap veriyor estağfirullah. Kitap yüklü. Evet, kitap yüklü merkepler diyor. Merkepler ha. Diyor hocam. Yani ne demektir yani, bu? Papağan dediniz bildiklerini, ya siz. Evet, bildiklerini uygulamayanlar anlamında. Evet. Onun için Türk devlet anlayışında halkın mutlu olması, halkın mutlu olması için de birinci derecede halkın eğitilmesi lazım. Eğitilir ise halk bu defa ne yapar? O cehaletten kurtulur. Bakın Peygamberimiz gelmeden önceki topluma biz ne diyorduk? Cahiliye toplumu. Cahiliye toplumu. Bakın cahil. Halbuki cahiliye toplumu dediğimizde. Onlar da biliyordu yani ama. Evet biliyordu yani. Mesela Allah kavramını biliyordu. Evet. Allah diyorlardı. Ayrıca hocam birçok alanda da mesela müneccimlik vardı, yıldızları inceliyorlardı. Edebiyat vardı, şiir vardı. Vardı hocam. Ama neyi bilmiyorlardı bunlar? Dini anlamda ahlaklı olma ilkelerini biliyorlar fakat bir türlü uygulayamıyorlardı. Evet, aynen buydu. İki, kanunları biliyorlar fakat o kanunları güçlü olanın istediği gibi uyguluyorlardı. Evet. Mesela bir adam diyelim ki asil bir soydan geliyor, bir adam yönetici soyundan geliyor. Efendim bir suç işledi, onu ona uygulamıyorlar. Evet. Ona başka bir ceza veriyor. Diğerlerine bir cehaletin şeyi bu. Evet. Kaynağı bu. Evet. Onun için bizim İslam Türk devlet anlayışında halkın mutlu olmasının efendim yolu bilgiden geçer hocam. Allah razı olsun ki dinimiz de emrediyor. Tabii dinimiz de emrediyor. İlim. Yani bizim Türk devlet anlayışı dediğimizde kaynaklarını saydık. Bir tanesi de Kur'an-ı Kerim ve hadisti. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Hocam peki devlet dedik de hocam devletin çeşitleri nelerdir hocam? Evet şimdi kaç tabii, çeşit devlet vardır? Yani. Hocam şimdi devlet dediğimizde tamam kurulmuş bir teşekküldü vardır. Evet. Ona bizim Türk devlet anlayışına baktığımızda aslında iki çeşit devlet vardır. Evet hocam. Bir erdemli devlet yani faziletli devlet, bir de erdemsiz devlet. Evet hocam. Erdemli devlete biraz sonra gelelim. Tamam hocam. O erdemsiz devlet dediğimiz devletinde üç farklı kısmı vardır. Evet hocam. Yani hangi devlet olursa erdemsiz olur diye. Bunlardan bir tanesi sapık devlet dedikleri. Yani daha önce sapık. doğru bir yoldayken sapmış zamanla yani. kanunların ruhundan sapmış. İkincisi efendim bozuk bir devlet. Artık yönetimi bozulmuş, şekli değişmiş bir devlet var. Bir de cahil devlet vardır ki bu da en kötüsüdür cahil devlet dediğimizde. Evet. Cahil devlette nedir? O insanlar gerçeği bilmiyor, hakkı bilmiyor, hakikati bilmiyor. Tabii bunlar biraz teorik kısımlardır. Evet. Yani devletin teorik kısmı. Ha özetlersek erdemsiz devlet dediğimiz nedir? Biraz önce saydığımız dört temel erdemden biri veya birden fazlası eksik olan devlet. Evet. Mesela nedir? Bilgelik eksiktir o devlette. Evet. Veya o devlette iffet eksiktir. Veya evet. O devlette efendim yiğitlik eksiktir. Eksik. Bu tür olan devletleri tabii bu biraz devlet felsefesi. Devlet siyaset felsefesi kısmına giriyor. Evet. Ona fazla girmeyelim. Ama erdemli devlet anlayışına geldiğimizde işte asıl ideal olan devlet bu. Erdemli devlet. O erdemli devlet dediğimizde Farabi'nin özellikle efendim Yusuf Has Hacim'in onu diyelim mi hocam? Tabii siyasetten Nizam-ül Mülk'ün İbn Sina gibi düşünürler. Mesela İbn Sina da aynı zamanda vezirlik yapmış bir adam. Yani bu adamlar Ferhat Hocam sadece oturup da teori üretmemişler. Yapmamışlar. Tabii Samanoğlu hükümdarı devletin hükümdarını Nuh bin Mansur'u tedavi etmiş İbn Sina. İyi bir doktor biliyorsun. Evet. Ondan sonra da hükümdar bunu bırakmamış. Demiş ki sen vezir olacaksın.
Yani bizzat siyasetin içerisine girmiş. Bizzat devleti yönetmiş. Tabii onun da erdemli bir toplumun nasıl olması gerektiğine dair görüşleri var. Erdemli toplumu tekrar şöyle özetleyebiliriz hocam. Mutluluğun ve bunun sonucunda adaletin hüküm sürdüğü bir devlet. Erdemli demek. Toplum nedir diyecektik zaten biz. Öyle mi? Ha, tamam hocam? O zaman onu da cevaplamış olalım. Tamam hocam. Erdemli toplum dediğimizde vatandaşı mutlu, efendim devletin efendim bütün ilkeleri adil bir şekilde herkese uygulanıyor ise o ülkede sahipsiz olan, yani diyelim ki arkası yok, efendim hısım akrabası yok, kimsesi olmayan bir insan, gücü yok, ne olursa olsun benim ülkemde devletim var, adalet var, hak var, hukuk var diyorsa, o siz çok güzel bir şey demiştiniz, Alman yargıçlar mı demiştiniz? Evet, evet, yani o istersen onu da söyleyeyim hocam. Hocam seviniriz, çok güzel bir örnekti o da. Bu eskiden Prusya devleti daha yani asırlar önce Almanlarla birleşik bir arada. Prusya hükümdarı gezmeye çıkıyor kral. Çıkarken bir tepede bir değirmen görüyor. Evet hocam. Ama tepenin yerini çok beğeniyor. Manzarası çok güzel. Diyor ki gidip bir bakalım bakayım ya burası nedir? Var öyle orada bir adam. Evet. Diyor ki burayı diyor bana verir misin? Vermem diyor adam. Ben buraya değirmenimi yaptım. Oturuyorum, eğleniyorum. Diyor ki ben kralım diyor. Yine mi vermesin? Yine vermem diyor. Ya ben diyor kralım. Sen diyor neyine güvenip vermiyorsun? Diyor ki sen kralsan Berlin'de de hakimler var diyor. Ya. Bak. Bir vatandaşı. Bu bizde de öyleydi. E şimdi tabii hocam biz Hazreti Ömer'in adaleti ya dediğimizde değil mi? Aklımıza gelen. E bizde de öyleydi. Evet. Ömer'in kendisi bile hakimin karşısında çıkıyor ve tir tir titriyordu. Evet. Ömer kimden korkuyor? Oradaki adamdan mı korkuyordu? Yok hocam. Ömer adaletten korkuyordu. Evet. Ömer'i Ömer yapan da odur. Evet. E bize göre Fatih Sultan Mehmet'le bir efendim Ermeni'nin, Rum'un meselesi, evet, meselesi var. Ermeni usta meselesi dediğiniz gibi kolunu kestirecek resmen. Tabii çağırıyor hakim gel bakayım diyor. Ve Hoca Sultan gidiyor. Ki o da İstanbul'u fetheden, bütün Avrupa'da İstanbul'u fetheden bu Fatih kimdir diye. Evet. Bir çağ açıp, yeni bir çağ, bir çağ kapatıp yeni bir çağ açan bir adam hakimin karşısına geldiği zaman tir tir titriyor. Evet. İşte bu ne denir hocam? Bir, bu insanların bilgelik sahibi olmalarından. Evet. Ve dolayısıyla üzerine almış oldukları o sorumluluk sebebiyle Allah'tan korkmalarının sebebidir. Evet hocam. Hocam yani, biraz şeye gelelim mi hocam? Üstad Necip Fazıl Kısakürek diyor ki benim özlediğim devlette diyor. Benim diyor özlediğim devlette diyor akşam bir masumun canına kıyıldığı zaman diyor sabah onun diyor dar ağacında leşi sallanır diyor. Hani şimdi hocam devlette kanunlar falan dediniz. Bu kanunlar da var ya işte bu son günlerde bu taciz olayları kız çocuklarına özellikle hocam. Maalesef. Ne diyeceksiniz yani, hocam bunlara yani? Ya hocam şimdi burada aslında devlet hani son zamanlarda tartışılan idam mevzusu değil. Oraya getirmek istemiyorum ama bir yerde de hocam cezalar az kalmıyor mu? Ya da devlet baba diyoruz da biz devlet hocam, devlet şimdi, babalık vasfı evet, biraz. Ben şöyle düşünüyorum hocam. Haine had cezası yok. Ondan sonra şeye yok içeri girdiklerinde Allah onlardan razı olsun. Buradan açıkta söyleyelim içeride girdikleri zaman ceza kesiyorlar evet, onlara ama biz o sapıklar, o şerefsizler, o haysiyetsizleri alıyoruz, besliyoruz biz orada. Evet. Tabii hocam ben şöyle düşünüyorum. Birileri istiyor diye tabii hocam, idam de demiyoruz ama yani bir yerde de istiyoruz bir yerde, hocam. Tabii. Hocam şimdi tabii ki cezanın bir caydırıcılık özelliği var. Yani hocam. Ama daha önemli ben şunu diyorum hocam. Bizim tek sorunumuz eğitim sorunu. Eğitim evet, derken neyi kastediyorum? Ben eğitim derken iki şeyi kastediyorum. Bir konuda alanında evet, efendim yetişmiş alanında bilgi sahibi insan yetiştirmek. İki, ahlaklı insan yetiştirmek. Evet. Eğer ahlaklı insan yetiştirirsek inan ki bu sorunların büyük bir kısmı çözülür. Basit bir örnek vereyim hocam. Bu bizim Elazığ'da olmuş, yaşanmış bir okul. Evet. Şimdi bizim son sınıf öğrencilerimiz, İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencilerimiz uygulama okullarına gidiyor, öğretmenlik uygulaması. Evet. Belki size de geliyordur. Ortaokullara, liselere, ilkokullara. Evet. Okulun adını vermeyin, bir okula gittim. Ben de birkaç öğrencinin danışmanıyım.
Bir gün dedim gideyim bakayım ne yapıyor hocalarımız, kızlarımız, orada kızlarımız var. Öğrencilerimiz ne yapıyor diye. Tam vize sınav haftasına denk gelmiş. Evet hocam. Vardım hocayla da görüştük, müdür beyle görüştük. Dedi hocam iyi denk geldin, biz bugün sınav yapıyoruz. Ha çok güzel dedim ya, ben de bir bakayım falan. Dedik hayır hocam ben sınavı başlattım dedi öğretmen. Dedim başlarında kim duruyor? Bak bizim dedim bu adaylar da burada. Bunların başında gözetmen var mı dedim. Hocam dedi başlarında bunların vicdanları var. Af maşallah. Ve dedi vermiş adam. Allah var dedi. Ya şimdi ben de yani böyle bir şey nasıl olur ilk defa görüyorum. Müdür bey devreye girdi. Dedik evet hocam dedi. Bu hocamız buraya geleli yanılmıyorsam 4 yıl falan oldu dedi. Evet maşallah. 4 yıldır bunu yapıyor dedi. Hatta ben ilk yaptığı zaman şaşırdım dedi. Ya sınıflarda sınav var. Bu hoca gelmiş. Şeyde öğretmen odasında çay içiyor. Dedim ki diyor ya hocam siz nasıl yapıyorsunuz? Sınav yok mu? Evet var hocam dedi diyor. Peki öğrenciler sınav yapıyor. Hocam öğrenciler şu anda sınav oluyor. Başında kim var hiç kimse yok. Vicdanları var dedim diyor. Müdür bey diyor ki bizzat ben girdim vardım baktım ki diyor hocam. O öğrenciler diyor. Kağıdı önünde kalemi silgisi ne yandakine bakıyor. Ne konuşuyor ne kitaba bakıyor bilmem. Yani aklımıza kopya iyi yani hatırlatacak. Yazılısı kötü geçse bile bak. Evet bakmıyor diyor. Şimdi eğer hocam bir de bunu mesela Batı ülkeleri yapıyorsa ya bizim gavur dediğimiz, Hristiyan dediğimiz, beğenmediğimiz. Bak mesela bir anımı daha anlatayım. Evet hocam. Hani üniversitelerde Erasmus programı çerçevesinde öğrenciler bazen yurt dışına bir okula gider. Orada evet, bir yıl hocam. Okur gelirler. Bizim buradan mühendislik fakültesinde öğrenciler gitmişler. Kanada mı, Amerika mı bilmiyorum. Bir hocamız anlatıyor. Oraya gitmiş gelmişler. Daha sonra bir sempozyumda o üniversitenin hocalarıyla bizim buradaki hocalar bir araya gelmişler. Evet hocam. Konuşurken tabii soruyor bizim öğrenciler nasıl beğendiniz mi eğitimi iyi mi derken o işte Amerikalı ya da Kanadalı hoca diyor ki ya sizin öğrenciler gayet güzel, zeki, hoş ama bir şey anlamadım diyor. Nedir? Ya kendi haline bıraktığım zaman kopya çekiyorlar. Bunu anlayamadım diyor. Şimdi düşünüyorum hocam. Bir yabancı, bir Hristiyan dediğimiz yani güya ya beğenmediğimiz gavur dediğimiz adam diyor ki ya Müslüman öğrenciler kopya çekiyor diyor. Peki sizinkiler çekmiyor mu? Yok diyor ya biz soruyu sorup gidiyoruz diyor. Öğrenci bakıyor, yazıyor, bir şeyler ediyor, kağıdı getirip veriyor diyor. Buradan şunu geliyor. Demek ki hocam neslimizi, gençliğimizi, insanlarımızı iyi eğitmiyoruz. Evet hocam. Eğer iyi eğitebilseydik inan ki bu problemlerin büyük bir kısmı çözülürdü. Evet hocam. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ilk görevi neydi hocam? Bakın Medine'ye gidiyordu. Medine'de Mescid-i Nebevi yapar yapmaz yanında bir Ashab-ı Suffe yapıyor. Evet hocam. Orada hem garipler, kimsesiz insanlar gelip kalıyor ve bazı insanlar da orada hemen eğitime başlıyor. Peygamberimizin bütün hayatı boyunca yapmış olduğu şey de eğitimdir. Evet hocam. Evet. Onun için yani toplumdaki bu taciz cezaları gerçekten yani ne vicdana sığar, ne merhametin sığar, ne insanlığa sığar. Yani bir hastalıktır bu. Ama bunun çözüm yolları tabii ki önce eğitim, daha sonra da devletin kanunlarının, cezalarının ağır olması lazım. Yani burada da yani şeriatın kestiği parmak acımaz derler. Evet. Kanunlar ne emrediyorsa bir fiil uygulanması lazım diyorum. Hocam Allah razı olsun. Profesör Doktor İsmail Erdoğan hocam geldi her zamanki biz gibi bizi aydınlattı hoş sohbetiyle. Programımız. Hocam programımız bitti. Peki, son sözlerinizi toparlarsanız. Son sözlerimizi evet şöyle söyleyelim. Evet hocam. Bir defa şunu diyelim hocam. En kötü devlet devletsiz olmaktan iyidir. Evet hocam. Ki bunun eş anlamlısını tabii. Hemen ki devletle şey yapan en kötü düzensizlikten. Düzensizlikten iyidir. Onun için bir çok şükür bir devletimiz var. Evet hocam. Allah'a şükür. Binlerce yıllık bir devlet geleneğimiz var. Bizim isteğimiz, temennimiz, arzumuz devletimizin bugünkü bulunduğu seviyeden çok daha üst seviyelere, bilgelik seviyesine, hikmet seviyesine, adalet seviyesine ve en üst seviyelere gelmesidir. Böyle olduğu zaman en alt seviyeden en üst seviyeye kadar bütün insanlarımız mutlu olur. Dileğim, temennim, efendim bu idealimizin gerçekleşmesi diyorum. Ve aynı zamanda önümüzde Ramazan geliyor. Herkesin de zaten Ramazan dolayısıyla onu diyecektim hocam. Mübarek Ramazanlarında tebrik ediyorum. Tebrik Allah ediyoruz. Nice Ramazanlara erişmeyi nasip etsin diyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olsun. Ey varlığı halden hale sokan Allah'ım.
affedicisin, affetmeyi seversin. Bizi de affet. Bizi fitneden, fesattan, hasetten, nazardan, kazadan, beladan, hastalıklardan, tembellikten, korkaklıktan, acizlikten, yokluktan ve yoksulluktan koru ya Rabbi. Ya Rabbi, zorda, darda, baskı, zulüm, esaret altında inleyen ümmet-i Muhammed'e, soydaşlarımıza ve dindaşlarımıza yardım eyle ya Rabbi. Onların dualarını kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, tüm mümin ve mümine canları affeyle. Onları bağışla ya Rabbi. Ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, İslam'ın ve Türklüğün, insanlığın ve huzurun son kalesi olan devletimizi koru ya Rabbi. Her türlü iç ve dış tehlikelerden koru ya Rabbi. Üzerimize oynanan fitneleri, fesatları, oyunları, tuzakları boz ya Rabbi. Ya Rabbi, birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizi rızana kavuşturacak amellerle hemhal eyle. Ya Rabbi, sev bizi, sevdir bizi, sevindir bizi. Ya Rabbi, dualarımızı kabul eyle. Şimdiden Ramazan-ı Şerifimiz hayırlı olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Devletimiz sağ olsun, milletimiz var olsun, payidar olsun diyorum. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar.